İran'daki ekonomik krizin arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi kuşkusuz ekonomik yaptırımlar. 1979'dan itibaren başlayan ambargo 40 yıldır İran'a nefes aldırmadı. Ülkede yolsuzluk da var. Yani kapalı bir ekonomi olduğu için özellikle devrim muhafızları ordusunun ekonominin büyük bir kesimine hakim olması dolayısıyla yani kaynakların büyük kısmının belli kesimlere gittiği bir ekonomik yapı var. İkinci sebep bu. Üçüncü sebep de genellikle hani sınırlı bütçeyi de İran'ın biraz daha ideolojik davranarak, belki biraz daha yani tamahkar davranarak Suriye'de, işte Yemen'de, Lübnan'da, başka yapılara, Irak'ta, silahlı milislere ve oradaki mücadelelere bu kadar para ayırması. Yani paranın o kısıtlı para miktarını veya kısıtlı kaynakların Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e harcanması ve bu harcanmaya devam ediyor. Tabii bu burada belki karşı tarafı da yani tahrik ediliyor diye de düşünebiliriz. Arabistan özellikle buralarda vekalet savaşı yapıyor ama Arabistan'ın parası var, İran'ın o kadar parası yok ve bu kaynaklar ciddi şekilde tükeniyor. Artı bu milleti bezdiren son birkaç olay, özellikle işte petrol fiyatlarının düşük seyretmesiyle beraber, yani 3-5 yıl öncesine kadar petrol fiyatları oldukça düştü ve Ahmedinejad döneminde 150 dolar üzerinden İran gelir sağlıyordu. Bugün 50 dolar, 50-60 dolarlar civarında yani petrolün varili seyrediyor ve bu ciddi bir darboğaz yaratıyor. Yani eski aynı petrolü satsa bile 3'te 1 gelire sahip, ambargolar da eklendiğinde. Şimdi bu petrol gelirleri yüksek olduğu zaman kırsal kesime, yoksul kesime, işte taşradaki kesime, bugün isyanların başladığı bölgelerdeki kesimlere ciddi destek verebiliyordu. Yani tarıma, işçi sınıfına vesaire. Şimdi o destekleri veremiyor İran yönetimi ve bu yüzden de ciddi sıkıntı çıkıyor ve daha fakir olan daha fazla bunu hissediyor. Yine merkezdeki biraz daha elit diyebileceğimiz veya o sistemden bir şekilde faydalanan gruplar o kadar etkilenmezken çok daha gariban, yani alt kesim çok daha fazla etkilenmiş durumda. Tabii birkaç tane yine yolsuzluk benzeri olay var. İşte bankaların içinin boşaltılması var. Bizim 2000'lerde gördüğümüz gibi 2000'lerin başında veya 90'larda, 90'ların sonunda. Yine işte kooperatiflerin iflas eden, yani bir sürü 150 bin aileden para toplayıp iflas eden kooperatifler var. Ve bunlar yani şeye, kızgınlığa çok ciddi ateş döküyor veya benzin döküyor belki.